Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mert'in son zamanlarda çok severek oynadığı 5 favori oyuncağını anlatacağım. Bu oyuncakları hem bazı favori videolarımda anlatmıştım, hem de muhtemelen siz benim Instagram ya da Snapchat'teki paylaşımlarımdan görüyorsunuzdur. Çünkü hep Mert'in elinde olan şeyler bunlar. İlk bahsedeceğim oyuncak Unigo'nun Dwingler müzikli oyun matı. Bu oyun matı da bizim salonumuzun tam orta yerinde duruyor. Yani hayatımızın baş köşesinde diyebilirim. Açıkçası ben Mert birazcık büyüdükten sonra evimizi ona göre düzenledim. İşte hiç istemedim açıkçası o böyle hiçbir şeye dokunmuyor olsun. O yüzden de evin tam orta yerinde bir oyun matı serdik. Bol bol hareket etsin diye. İşte gerçekten de bu mat sayesinde istediği gibi tam salonun orta yerinde işte yuvarlanıyor, oyunlar oynuyor, yüzeyi de yumuşak olduğu için taklalar atabiliyor. İşte boya da yapsa, yapboz da yapsa biz hep o oyun matının üzerinde oynuyoruz. Bu arada bu oyun matının başka bir versiyonu, müziksiz olanı Mert'in yatak odasında da var. Onu da başka bir dekorasyon videomda paylaşmıştım, linkini buraya koyarım. Ama bu oyun matının ondan farkı şu, müzikli bir oyun matı. Bu müzik deyince ben aslında sadece şarkı falan söylüyor zannetmiştim. Öyle değilmiş meğerse. Böyle bir kalemi var. Kalem dediğimde bir optik okuyucu aslında, üzerinde hoparlörü olan. Özel bir teknoloji sayesinde bu kalemle hangi nesneye dokunursak oyun matının üstündeki o nesneyi İngilizce olarak ismini söylüyor. Ya da şarkı söylüyor. Ya da hayvan sesleri çıkarıyor. Yani neyi gösterirseniz kalem ondan bahsediyor. Bir de çift taraflı olduğu için arka tarafında da bir piyanosu var. Orada müzik çalabiliyor. Sadece piyano olarak da değil, 4 farklı enstrümanda çalıyor. Hani anlatınca böyle uzun uzun karışık gibi duruyor ama gerçekten çok fazla dolu bir ürün. Hani her gün çocuk büyüdükçe başka bir şey ilgisini çekiyor. Bizim evimize gelen işte Mert'ten daha büyük arkadaşları Mert'in işte harf kısımlarıyla çok ilgileniyorlar. Çünkü hecelemeye başlayınca çocuklar, biliyorsunuzdur o yaşta çocuğu olanlar varsa, harflerle çok ilgileniyorlar. O yüzden eminim ki işte bundan birkaç sene sonra Mert de o kısmıyla daha çok ilgilenecek. Yani uzun uzun çocuğunuzun hem oyalanabileceği hem de eğitici tarafından faydalanabileceğiniz bir oyuncak bence. Vallahi daha ne kadar oynar bilmiyorum ama hiç uzun zamandır hiç sıkılmadı. Yaklaşık 8 aydır evimizin dediğim gibi orta yerinde duruyor. Bizim uzun zamandır çok severek kullandığımız Unigo'nun Dwingler oyun matlarına siz de sahip olmak istersiniz diye ben Unigo'dan sizler için %20'lik bir indirim kuponu aldım. Alışveriş yaptığınızda Unigo'nun web sitesinden detayları aşağıya yazacağım. İndirim kuponu kısmına İremBuze20 yazarsanız %20 indirime sahip olacaksınız. Bu ay sonuna kadar Unigo.com.tr'den yapacağınız bütün Dwingler oyun matlarında geçerli. Yalnızca bu bahsettiğim müzikli oyun matında değil, daha önce gösterdiğim Mert'in diğer oyun matlarından büyüklü, küçüklü, farklı boylardakine sahip olmak isterseniz bu indirim kodunu kullanabilirsiniz. Bu ürün için anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi ikinci üründe geçiyorum. İkinci bahsedeceğim ürün tam bu yanımda görmüş olduğunuz Mert'in acayip severek oynadığı Dino dediği ismine de bir dinozor. Bunu galiba ay favorileri videomda bahsetmiştim. Bu bildiğiniz bir Hacı Yatmaz. Yani başka bir ismi gelmiyor benim aklıma. Hacı Yatmaz deniyor galiba bunlara. Altında bir su haznesi var ve siz istediğiniz kadar işte ne kadar vurursanız vurun hiçbir şekilde devrilmiyor. Ve Mert bundan inanılmaz zevk alıyor. Hatta işte Dino'yu devirip üzerine çıkıyor, yuvarlanıyor. Anne gelsen vur, baba gelsen vur. Hatta koltuktan üstüne atlıyor. Uzun uzun istediği gibi oynuyor bu oyuncakla. Hareketi desteklediği için aslında, çünkü kapalı alanlarda küçük çocuklar, yani özellikle Mert'in yaşındaki çocuklar bol bol hareket etmek istiyor. Bu oyuncak sayesinde de ekstra hareket edebiliyor. O yüzden de o da çok seviyor. Ben de çok memnunum ve fiyatı da çok makuldü. Nereden aldığımı da, daha doğrusu nereden aldığımı Eminönü'nden aldım bir tane oyuncakçıdan ama daha önce internette de bulmuştum. Onun da linkini koyacağım mutlaka videonun altına. Size bahsedeceğim Mert'in 3. favori oyuncağı da Mert'in mutfağı. Mutfak alırken şöyle şeyler duydum. Eğer siz de niyetlendiyseniz belki siz de duymuşsunuzdur. Erkek çocuğu mutfakla oynar mı? Ne alakası var demek istiyorum. Yani erkek evde mutfağı kullanmıyor mu? Tabii ki oynar. Gerçekten oyuncakları cinsiyetlere göre ayırmak bana hiç doğru gelmiyor. Aynı şekilde renkleri de öyle. İşte aman erkektir mavi alayım, kızdır pembe alayım. Tabii ki çocuk pembe isterse, mavi isterse alınır. Çünkü görüyorum kız çocukları mesela çok pembe tutturuyor. Ama ben özellikle aman pembe oğluma giydirmeyeyim, aman mavi kızımı almayayım gibi şeyleri çok doğru bulmuyorum. Neyse, konumuza geri dönecek olursak Mert
mutfağını acayip seviyor. Anneannesi doğum gününde almıştı. Mutfak olmak zorunda değil aslında. Bir evcilik bölümü vesaire de olabilir. Ama özellikle bu tip oyunlar bence çocukların hayal gücünü çok arttırıyor. Ve uzun uzun oynayabiliyorlar. İşte Mert'cim bir kahve yapar mısın? Mert'cim işte şuna bir şey koyar mısın? Anne bugün ne pişirelim? Patatesli, brokoliydi vesaireydi derken uzun uzun oynuyoruz gerçekten. O da çok keyif alıyor. O yüzden bir evcilik takımınız ya da bir mutfağınız yoksa ve almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın diyorum. Mert çok severek ve çok uzun süreli oynuyor bununla da. Dördüncü bahsedeceğim favori oyuncağı tabii ki Mert'in bisikleti. Mert evde sürekli bisikletiyle geziyor. Bütün koridoru bisikletiyle gidiyor. Bir şey istiyorum mesela içeriden gidiyor, bisikletini atlıyor, bisikletiyle getiriyor. En başından beri bu böyleydi. İşte bu hani bebekler yürüsün diye alınan yürüteç gibi şeyler vardır ya, ilk başta yürüteç değil de hani böyle iterek kullandıkları. Bir dönem onunla çok aşırı neşirdi. Tekerlekli şeylere belki de ilgisi var, bilmiyorum. Şu arada bisikletine acayip düşkün. Bu bisikleti de dayısı bir yurt dışı seyahatinden geçirmişti. O yüzden açıkçası burada var mı bilmiyorum. Zaten bisikletin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Benim size söylemek istediğim şey, evin içinde de kullanılabileceğiniz bir bisiklet edinirseniz yazı beklemeden. Çocuklar gerçekten çok mutlu oluyorlar. Halılar var, halılara takılıyor diyorsanız halılarınızı kaldırın, bizde halı yok. Boş verin istedikleri gibi oynasınlar. Çok da dediğim gibi az önce de önemli değil. Birazcık evi çocuklara göre bence değiştirmek lazım. Çocukları eve göre değiştirip aman onu yapma bunu yapma demek bence çok doğru değil. Çünkü zaten apartmanda yaşıyorlar. O yüzden de bisikletten biz son derece memnunuz. Siz de eve bir an önce bisiklet alın bence yoksa. Son bahsedeceğim 5. üründe daha önce mutlaka göstermişimdir bunu ama favori oyuncakları eklemesem olmazdı. Mert'in viledası ve fırçası. Gördüğünüz gibi artık kullanılmaktan mahvolmuş durumda. Viledası da aynı şekilde yine öyle. Hatta bu viledasının sopası kırıldı. Ben yine de bunu küçülterek bu şekilde taktım. Ne kadar çok oynadığını size anlatamam. Bütün gün mutlaka eline alıyor. İşte koltuğun altında bir şey kaçınca bununla almayı da öğrendi. Koltuğun altına kaçan şeyleri bunun sopasıyla alıyor. İşte evde yapılan temizliği bazen gördüğünde onu taklit ediyor muhtemelen diye düşünüyoruz. Ama bununla da uzun uzun severek oynuyor. Hatta bisikletiyle birlikte gezerken bir yandan da yerleri falan süpürdüğü de oluyor. Bir Vileda takımını da, artık buna Vileda takımı mı, süpürge takımı mı ne denirse artık Vileda galiba markası oluyor bunun. Neticede ben bunu Mothercare'den aldım. İkili olarak satılıyor. Bütün oyuncakçılarda görüyorum. Markasında dediğim gibi ne olduğu burada hiç önemli değil. Ama bu tarz bir süpürge gördüyseniz bilin ki çocuklarınız çok ilgi duyacaklar. Çünkü bununla ilgilenmeyen çocuk daha görmedim. Oyuncaklardan bahsetmişken mutlaka şunu da söyleyeyim. Bazı oyuncakları ben mutlaka ara ara saklıyorum. Bu favorilerini değil. Bunlarla her gün oynuyor. Ama işte kimi zaman çocuklar belli oyuncaklara belli dönemlerde ilgi göstermiyorlar. Bir dönem mesela Mert Legolarla hiç ilgilenmiyordu. Legolarını kaldırmıştım. Ama sonra aniden ortaya çıkarttığımda acayip heyecanlandı. O yüzden de bu oyuncak konusu hem çok önemli bir konu hem de bazı şeyleri bilerek ilerlerseniz siz de üzülmüyorsunuz diyeyim. Çünkü bazen ay bunu aldım ziyan oldu ne gerek vardı o kadar para harcadım oynamadı falan diyebilirsiniz. Öyle dememek için bu küçük tüyoları bence kullanın. Bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin de çocuğunuzun favori oyuncakları varsa ki eminim ki vardır. Lütfen benimle de başka annelerde bu videonun altındaki açıklama bölümünde, pardon yorum bölümünde paylaşın. Az önce bahsettiğim Unigo'nun %20'lik indirim kuponu ile ilgili detayları da aşağıda yine bulabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.